Ne geçiyor aklından senin? Yüzüme bak. Bana bak. Niye geldim buraya? Geldim çünkü devam etmek istemiyorum. Biz bir söz verdik. Yemin ettik. Ne demek şimdi bu? En başından beri biliyordum, biliyor musun? Hakan'ı gördüğüm ilk anda bir şeylerin ters gideceğini anlamıştım. Seni aradım. Konuştuk. Niye hiçbir şey söylemedin bana? Ne değişti? Ne farkı var bu adamın diğerlerinden? Konuşsana Sıla! Sıla değil, Merve benim adım. Ha. İsminle birlikte sen de değiştin, öyle mi? Öyle. Evet, değiştim. Değiştim çünkü aşık oldum. Niye anlamıyorsun ya? Bu defa aşık oldum. Ya dün gece koynundaki adamdan mı bahsediyoruz biz? Ha? Aynı kişi mi bu? Emin misin seni sevdiğine? Sen salak mısın kızım? Ne aşkından bahsediyorsun? Yatakta bana neler söylediğini anlatayım mı sana? Duymak ister misin? Ne oldu? Canı sıkıldı değil mi? Erkekler böyle benim minik kelebeğim. Hakan'ın diğerlerinden hiçbir farkı yok. Anla bunu artık. Aç gözünü. Onunla birlikte oldun çünkü ben izin verdim. Benden nefret etmesi için elimden geleni yaptım. Adamı resmen kendimden uzaklaştırdım. Sonuç? Sonuç? Ben izin vermediğim sürece kimse bizi ayıramaz. Söz konusu bir erkekse asla bu kadar güvenme, tamam mı? O yüzden öyle büyük büyük laflar etme bana sakın. İki ay küs kaldınız, sonuç ortada. Kuyruk sallayan ilk kadının peşine takıldı. Koynunu aldı. Hayır. Ya ne olacak sanıyorsun? Ne istiyorsun sen ya? Yuva mı kuracaksın bu adamla? Aile mi olacaksın? Ne? Evet. Evet olduk bile. Kızım. Bu adam seni tanımıyor. Adını bilmiyor. Adını. Git anlat hadi. Git kim olduğunu anlat. Bakalım sevmeye devam edecek mi seni? Hadi bir dene. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Her şeyi berbat etti. Ama benim de kendimce sebeplerim var. Güzel olduğunu sanıyordum. Ama sen de herkes gibisin artık. Anlamıyorsun beni, biliyorum. Umarım sen de bir gün mutlu... Bir gün ne? Evlenip yuva mı kurarım? Beni kendinle karıştırma. Ben kimseye ait değilim. Hiçbir zaman da olmayacağım. Umarım sen de bir gün mutluluğu bulursun diyecektim.